Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fixlenmemiş ve uzun süredir bizimle birlikte olan iki kişilik bir araba koplayalımı yapacağız. Bu videomuz eski bir videodur. Tekrardan atma kararı aldım. Çünkü hayranlar çalışıyor ve çok kolay bir araba koplayalım. Aklınız herhangi bir tek yasa aşağı maksimumda sorabilirsiniz. Ve bunlar görüşmek istemiyorsanız PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynuyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen aşağıda yorumlar kısmında ve açıklama kısmında sabitlenmiş olarak mağazalarım için mevcut. Oraya giderek istediğiniz paketleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm merak ettikleriniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haydi şimdi videomuza doğru geçelim. Aklınıza en ufak bir şey takarsa aşağıya kısmına sorabilirsiniz. Haydi bakalım videoya geçelim. Sabit. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradaki ablamız biraz terbiyesizmiş. Tuncay mesaj atıyor. Tuncay videodayım. Tuncay yayı salıyor. Tuncay şu an beni duymuyor. Arkadaşlar iki kişilik bir araba koplayalımı yapacağız. Benim şu an görmüş olduğunuz ekran nasıl söyleyeyim, arkadaşa yardım edecek olan kişi, arabaya yani arabayı koplayacak olan kişi şu an ben değilim arkadaşlar. Size açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bir adet görev linki bırakacağım. Bu görevi bookmark yapıyorsunuz arkadaşlar. Bookmark yaptıktan sonra Hide Options'dan bu jobs'ları açmanız gerekiyor arkadaşlar. Jobs, all jobs'u custom yapmanız gerekiyor. Yaptığınız zaman büyük ihtimal görevde gözükmeyecek. O yüzden birkaç kere server değiştirme ya da oyunu kapatın için bir dünya şey yapın arkadaşlar. Buradaki penthouse'unuzdaki bu görev gözükecek. Yani hemen gözüken bir şey değil. Bazen tekte gözüküyor arkadaşlar. Şansa bağlı birazcık. Bazen de yani gözükmeyi de biliyor. O yüzden yani bu görev çıkana kadar oyuna gir çık yapın, görev sizde gözükecektir. Gözüktükten sonra arkadaşına yardım edecek olan kişide penthouse lazım ve penthouse garajında da herhangi bir araba olsa yetiyor. Başka da hiçbir şeye ihtiyaç yok. Peki arabayı kopyalayacak olan kişide ne lazım? Yine onda da penthouse ve penthouse'un garajı lazım arkadaşlar. Penthouse garajında kopyalamak istediği araba lazım. Ne kopyalamak isterse kopyalayabilir. Tabii ki de size Photoshop, İsveya ve Cerito Custom öneriyoruz. Ve de ne kadar fazla kopyalamak istiyorsa da o kadar fazla şu 5000 dolarlık Vespa motor var ya, daha doğrusu oyundaki adıyla Fagio motordan alması gerekiyor. İstediğiniz garajı alabilirsiniz, sadece motosiklet grup garajınıza almayın arkadaşlar. Onun haricinde istediğiniz garajı alabilirsiniz. Mobile Operation Center bankarı gerekiyor, motosiklet grubu olursa tadından yenmez. Arkadaşlar şimdi arkadaşıma yardım edeceğim. Arkadaşım Oğuzhan Bey aşağıda bekliyor beni. Şu an yapmamız gereken işlem çok basit. Arkadaşlar bu Penthouse'daki telefonumuzun yanına geliyoruz. Buradan sağ dibede basıyoruz ve telefon servisine bağlanıyoruz arkadaşlar. Telefon servisine bağlandıktan sonra telefonumuzu bir arıyoruz hemen oradan. Bakın telefonu, aç telefonu. Evet, telefonu açtıktan sonra buradan Vaget servise geliyoruz. Penthouse garajı geliyoruz ve buradan herhangi bir arabayı seçiyoruz. Arabayı seçtikten sonra telefonu kapattıktan 2 saniye sonra da arkadaşlar sağ yön tuşuna basıyoruz. 1 2 sağ yön tuşuna bastım ve görevi açtım. Görev açıldıktan sonra arkadaşlar buradan itibaren direktmen aşağıya doğru uçuyoruz. Ve aşağıya doğru uçtuktan sonra hem good mode oluyoruz arkadaşlar. Yani ölümsüzlük, hem de off the radar gerici yapmış oluyoruz. Yani arkadaşımıza yardım etmek bu kadar basit. Hemen şuradan bir kontrol edelim. Ölümsüz olmuş muyum, olmamış mıyım diye. Şuradan kendinize molotof atın arkadaşlar. Eğer tutuşup yanıp canınız giderse, evet şu an canım gitmiyor. Şu an good mode'um. Polis morris geleceği için arkadaşlar hiç kendinizi patlatmakla uğraşmayın. Eğer ki sizde ekranınızda direkt araba gözükürse, araba gözüktüğü gibi direkt üçgene spamlayın, arabadan inmeniz gerekiyor. Ben de az önce araba gözükmediğinden dolayı arkadaşlar otomatik olarak karakterim aşağıya atladı. Yani herhangi bir sıkıntı olmadı. İki türlü oluyor. Ya benimki gibi ya da arabada gözüküyorsunuz, arabada gözüktüğünüz gibi direkt üçgene spamlayın. Eğer ki sizde görev açılırsa da görevden çıkın, ondan sonra yapın arkadaşlar. Yani bu sistem bu kadar. Aynı şekilde good mode ve off the radar gelince de olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi kopyalamamıza doğru yavaştan geçebiliriz. Söylediğim gibi ben arkadaşıma yardım ediyorum. Arkadaşım ise kopyalayacak. Hemen kopyalamaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik videomuzun ikinci partına. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Buradan önceki interaction menümüzü açıyoruz. Açtan sonra motosiklet kalıbımızdan bir tane Fagio istiyoruz. Fagio istedikten sonra arkadaşımıza Fagio'nun nerede olduğunu gösteriyoruz ve arkadaşımıza bilmesini söylüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir Fagio var. Bu benim çağırdığım Fagio ve arkadaşımıza diyoruz ki Kenan sen bu motora bin. Kenan'a biz bir yerden sonra diyeceğiz ki motordan in. Ama biz onu in diyene kadar o motorda durmak zorunda o şekil. Bu arada şunu da yapmayı da unutmayınız. Vehicles'tan buraya geliyorsunuz Vehicles'a. Vehicles'a geldikten sonra burada Vehicle Access var. Bunu da Passengers yapmanız lazım. Haberiniz olsun. Burası çok önemli. Arkadaşınız motora binmeden önce bu Vehicle Access'i Passengers yapın ki arkadaşınızı da sağlam alın. Kendinizi de hileyi de sağlama alırsınız. Bunu aldıktan sonra
birazcık buradan uzaklaşacağız. Bir tane Fogio çağıracağız ki bu Fogio'ları glitchleyebilelim. Birazcık uzaklaşıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir uzaklaşayım. Uzaklaştıktan sonra bir tane daha Fogio çağırıyorum arkadaşlar. Çağırdıktan sonra Kenan'a soruyorum. Kenan, motora bir şey oldu mu? Ne oldu motora? Sıkıntı yok aynı. Sıkıntı yok aynı veyahut da motor aynı şekilde gördüğünüz üzere duruyorsa demek ki hileye oturdunuz, hile başlıyor demektir. Bu kısımda arkadaşlar direkt garajınıza doğru gidiyorsunuz. Garajınıza doğru gittikten sonra arkadaşlar direkt buradan Casino Penthouse garajını seçiyoruz. Penthouse garajımıza geçtikten sonra dostlarım direkt buradan Issy'nize biniyorsunuz. Gördüğünüz üzere Issy'miz burada bizi bekliyor. Issy kopyalamak zorunda değilsiniz. Arena modifiye edilmiş elici, pardon, arena modifiye edilmiş diyorum. Ben de modifiye edilmiş eleci ya da diğer bir ismiyle de eleci retro custom'da kopyalayabilirsiniz. Kopyalamak istediğiniz aracı arkadaşlar gaza basıyorsunuz ve gaza bastıktan sonra aracının arena diyorum. Penthouse garajınızın içerisine hareket ettiğini fark edeceksiniz. Bunu yaptıktan sonra direkt buradan çıkış kısmına aracınızı getiriyorsunuz ve getirdikten sonra aracınızı aynen bu şekil park ediyorsunuz. Bizim buradaki amacımız şu. Öncelikle şoför koltuğunu bloke ediyorsunuz. Bloke ettikten sonra buradan aracınızdan iniyorsunuz. İndikten sonra buradan başka bir aracınıza biniyorsunuz. Ben şu motoruma bineyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada çok güzel bir tane motorum var. Bu motorunuza da veyahut da başka bir aracınıza bindikten sonra diğer kapıyı da blokluyorsunuz arkadaşlar. Bakın aynen diğer kapıyı blokladım. Aynen bu kapıyı blokladıktan sonra Issy'ye ışınlanarak biniyor muyum bunu kontrol ediyorum. Gördüğünüz üzere Issy'ye ışınlanarak güzel bir şekilde biniyorum. Burada da şunu yapacağız arkadaşlar. Direkt şu çıkış kısmınıza geliyorsunuz ve arabanıza yakın bir yerine geliyorsunuz. Geldikten sonra sol üstte Exit Penthouse garaj uyarısı geldi. Burada şunu yapacağız. X ile üçgene aynı anda basacağız, tamam mı? X ile üçgene aynı anda basacağız. X üçgen. X ile üçgen aynı anda bastıktan sonra arkadaşlar burada Issy'nizle beraber aynı anda çıkmanız lazım. Eğer aynı anda çıkmazsanız o zaman hileyi baştan almak zorundasınız. Nereden baştan alacağız? Direkt arkadaşlar gene Fogio çağıracaksınız. Aynen o Fogio'nun Kenan'a dediği gibi Fogio kısmından baş alacaksınız arkadaşlar. Bu Issy'nizi dışarıya çıkardıktan sonra Kenan'a doğru gidelim. Yani arkadaşınıza doğru gidiyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere motorumuz hala duruyor. Ben bu sefer Kenan'a diyorum ki Kenan artık motordan inebilirsin. Arkadaşınıza motordan inebilirsiniz dedikten sonra motorunuz kayboluyor. Ardından arkadaşlar direkt buradan Issy'nizi nereye koyuyorsunuz? Mobile Operation Center'ınızda koyuyorsunuz. Fakat Mobile Operation Center'ınızın boş olduğundan emin olun. Direkt arkadaşlar bu şekil Mobile Operation Center'a Issy'mi koyuyorum. Ve araba kopyalama işlemini bu kadar güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar Kenan Karanfil kanalına abone olmayı, Oyun Peşinde kanalı yani bize de abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı da ayrıyetten de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay dostlar. Görüşürüz.